Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şahane bir yelek modeliyle geldim. Şu şekilde modelimiz çok şık duruyor gördüğünüz gibi. Bir yeleğimizin ön patı olarak kabul ettiğimizde gördüğünüz gibi ajurlu, çok şık duran bir yelek. Bu şekilde ben altına cilveli lastik modelini uyguladım. Sizler dilediğiniz başka bir lastik modeli de uygulayabilirsiniz. Çok şık duran bir yelek modeli gördüğünüz gibi yapımı da oldukça zevkli bir model. Gördüğünüz gibi ön yüzü bu şekilde modelimin. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 10 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 10 ve 10'un katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Attıktan sonra ek olarak bir ilmek daha atıyoruz modelimiz için. Ben koton bir ip kullandım şu şekilde ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Daha ince yeleklik, şallık iplerle de örebilirsiniz. Bu size kalmış. Onunla da çok şık durabilecek bir model. Dilerseniz şimdi modelimin yapılışına geçelim. Evet, modelimiz için ben ilmeklerimi attım. Şu şekilde 10 ilmekten oluşuyor demiştim. 2 model olarak göstereceğim için toplamda 20, ekstra da bir taneden 21, 2 de kenar olacak şekilde 23 ilmek attım. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Burası örgümün arka yüzü. Burada bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Ön yüzde modelimi uygulamaya başlayacağım. Başta da dediğim gibi sizler dilediğiniz bir lastik modelini uygulayabilirsiniz. Ben bu modelimde cilveli lastik modelini uyguladım alt kısmında. Sizler dilediğiniz başka bir lastik modeli de yapabilirsiniz. Bu şekilde hepsini ters olarak örüyorum. Evet, arka yüzü ördük ve örgümüzün ön yüzüne geldik. Modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir ters. Bir tersten sonra şu iki bir tane düz örüyorum. Bir tane de düzümü ördüm. Bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu şekilde ikisini kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düz. Bu şekilde birinci modelimizi yapmış olduk. İkinci modele geçiyorum. Bir ters örüyorum. Bir düz. Bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Evet, sağ tarafa doğru kestik. Başını doluyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Başını dola. Bu iki ilmeği sol tarafa doğru kes. Bir tane düz. İkinci modelde kurmuş olduk. Ekstradan bir tane ilmek atmıştık. Onu da bu kenar için ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimiz. Döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde de gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Hiçbir şey yapmadan düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimiz. Evet, döndük tekrar. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tane tersimi örüyorum. Tersimden sonra bu iki düz ilmeğimi şu şekilde sağ tarafa doğru kesiyorum. Kestikten sonra başını doluyorum. Burada iki tane düzüm var. İki tane düzümü örüyorum. Bir ters, iki düz. Başını dola. Bu iki ilmeğimi
Sol tarafa doğru kes. Bu şekilde birinci modeli yaptık. İkinci modele geçiyoruz. Bir ters. Tersten sonra bu iki ilmeğimizi sağ tarafa doğru kesiyoruz. Başını doluyoruz. İki düz. Bir ters. İki düz. Başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum. İkinci modelimizi de yaptık. Burada ekstradan bir ilmek atmıştık. Onu da ters olarak örüyorduk. Ters olarak ördük. Ve kenar ilmeğimiz. Dönüyoruz arka yüzde. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz. Terslerimizi ters olacak şekilde ilerliyoruz. Arka tarafta hiçbir işlem yapmıyoruz. Ön yüzde modelimizi kuruyoruz. Arka yüzde de gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde. Ve kenar ilmeğimiz. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, tekrar modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir tane tersim var. Tersimi örüyorum. Tersimden sonra burada kesme işlemi ne yapıyorum? Burada yapıyorduk. Burada bitti. Bunu düz olarak örüyoruz. Daha sonra başını doluyorum. Bir tane daha düz örüyorum. Bu iki ilmeğimi kesiyorum. Bu tarafa doğru. Sağ tarafa doğru kesiyoruz. Bir ters örüyorum. Bir tane tersimden sonra bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Birinci modeli yapmış olduk. İkinci modele geçiyoruz. Bir ters örüyorum. Bir düz. Daha sonra başını doluyorum. Bir düz. Bir düzden sonra bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir ters. Bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum. Bir düz, başını dola. Bir düz. Burada da bir tersim var. Kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet, tekrar ön yüze geldik. Kenar ilmeğimizle örüyoruz. Bir ters, bir tersten sonra bir düz, başını dola. Tekrar bir düz. Bir önceki sırada yaptığımızı tekrarlıyoruz. Daha sonra bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir tane tersimi örüyorum. Bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düz, başını dola. Bir düz. Evet. Birinci modeli yaptık. İkinci modelle devam ediyorum. Bir ters, bir düz, başın dola. Bu iki ilmeğimi, pardon, bir tane düz örüyorum başını doladıktan sonra. Daha sonra bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir ters. Bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Bir düz. Başını dola. Bir düz, bir ters, kenar ilmeğimiz. Döndük arka yüzde. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde ilerliyoruz. Ve tekrar ön yüze geldik. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra bir ters. Bir tersten sonra iki tane düz örüyorum. Bir, iki. İki düzümü ördükten sonra bu iki ilmeğimi şu şekilde sağ tarafa doğru kesiyorum. Daha sonra başını doluyorum. Bir tane ters. Tekrar başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum. İki tane düzümü örüyorum. Bu şekilde birinci modeli yaptık. Devam ediyoruz. İkinci model için. Bir ters, iki düz.
Bu ilk ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum bir ters. Tekrar başını doladım. Bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. İki düz, bir ters ve kenar ilmeğimiz. Döndük tekrar. Arka yüzdeyiz. Burada da gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Burası modelimizin son sırası. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Yapımı oldukça zevkli bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ve kenar ilmeğimiz. Evet, döndük tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Burada tekrar modelimizi tekrarlıyoruz. Tekrar bir sıra daha kurulumunu göstereyim modelimin anlaşılır olabilmesi açısından. Tekrar birinci sırasını gösteriyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane ters örüyorum. Bir tane düz. Daha sonra bu iki ilmeğimi ne yapıyorum? Sağ tarafa doğru kesiyorum. Kestikten sonra başını doluyorum. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Başını dola. Bu ikisini sol tarafa doğru kes. Bir tane düz. Gördüğünüz gibi model birbirini takip eden bir model. Birinci sıramızı kurduk. Devam ediyorum. İkinci modeli de kuruyorum. İlk sırasını. Bir ters. Bir düz. Bu iki ilmeğimizi de sağ tarafa doğru kesiyoruz. Başını doluyorum. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Başını dola. Bu iki ilmeğimizi kesiyoruz sol tarafa doğru. Bir düz. Bir ters ve kenar ilmeğimiz. Modelimizin arka yüzünde de gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde ilerliyoruz. Bir sonraki sırada tekrar buradaki, şuradaki ters ilmeğime kadar kesme işlemi yapıyorum. Buradaki kesme bittikten sonra buradaki ilmeğimi düz örüyorum. Buralardan kesme işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Modelimin ilerlemiş şekli de bu şekilde, gördüğünüz gibi bir yeleğin ön patı olarak yaptığımızda nasıl duracağını görmeniz açısından bu şekilde yaptım. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.